Aşık Kazanoğlu'nu sunmak üzere huzurlarınıza Mustafa Ceylan ve sevgili Harun Yiğit beyefendiyi davet ediyorum. Lütfederler mi acaba? Bir hatırlatma yapalım. Cep telefonlarınızı susmuş olarak düşünelim bir an. Hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu niye çalıyor? Saz çalmasını bilir mi? Yok ama senin sekreterinmiş, bana da akşam telefon etti, çağırdı. Hayır yani. Anlamadım ki bu. Geçenlerde vatandaş Osman ya, sazın markasını söylüyordu. Bak sazın da markası olmuş. Ya hocam zaten biz de tekrar yazılamadık. Geleneğe kısa dinleyeceğiz. Hemen bu geleneğe bağlı aramızda çok değerli üstadlarımızdan sevgili Aşık Kazanoğlu'nun hayatı ve onun sanatıyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Sürçülisan elbette ederiz çünkü canlı yapıyoruz. Bazı şeylerde doğaçlama olacak ve hatamızdan ötürü şimdiden özür diliyoruz sevgili dostlar. Korkularına teslim olmuş halkların ozanlar kendi kavgasını vererek kendi elleriyle kurtuluşlarının mümkün olacağını imgesel bir dille anlatarak korkularına teslim olmak yerine korkularıyla yüzleşmeleri gerektiğini bilgisiyle donatarak insanların kendi kabuklarının çıkmalarını sağlarlar. Halk ozanı ya da aşıklar Anadolu'da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek ve halka mal olmuş bir kültürdür. Gücünü halkından alarak halkla birlikte idame ettiren ozan sazıyla, sözüyle halkın öncüsüdür. Aşık ya da ozan denilince ilk akla gelen kışın sonrası toprağın yeniden bahar coşkusuyla çiçeklenmesi demektedir. Aşıklık geleneğinde tabiat sevgisi, halk sevgisi, vatan sevgisi, hak sevgisi vardır. Halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını sazı ve sözüyle anlatır. Daha çok söz ağırlıklı olduğundan saz ve söz şuarası diye ikiye ayırabiliriz. Aşıklar burada saz ve söz şuaralarındandır. Doğuda Çin ve Hint edebiyatı, batıda Yunan ve Latin edebiyatı, güney tarafımızda ise Arap ve Fars edebiyatının arasında Türk edebiyatı, yedi edebiyatın en önemlilerinden birisidir. Türklerde ozanlık geleneği, ozan bas dayanır. En azından biz o kadarına ancak ulaşabilmişizdir. Kam, bat, bastı, ozan, şaman. Bir ozan bu ana dört unsuru iyi bilmek zorundadır o dönemlerde. Nedir bunlar? Kam, büyü yapan. Bastı, ağır hastalıkları tedavi eden bir hekimdir. Ozan, insanları eğitici, bunun yanı sıra da zaman zaman eğlendiricidir. Şaman, alt ve üst dünyada yardım eder. Din görevlisi benzeri bir şey yani. Tavsilatı en çok en eski Türk şairleri Tonguzların Şaman, Moğol ve Boryatlar ve Boy ya da Buğa Yakutların Oyun, Altay Türklerinin Kam, Samanitlerin Tadibeyi, Hinovinlerin Teolojiye yani Bakıcı, Kırgızların Baks Başkı, Oğuzların Ozan dedikleri şairlerdir ozanlar. Sihirbazlık, rakkaslık, müsikişinatlık, hekimlik, büyücülük ve yol göstericilik gibi birçok vasıfları kendilerinde toplayan bu adamların halk arasında büyük bir yerleri ve ehemmiyetleri vardır. Bütün bu muhtelif işler içinde tabi muhtelif ayinler vardır. Bunların bir kısmı unutulmakla yahut şekil değiştirmekle beraber bir kısmı hala Kırgızlarda ve Altaylarda, Kazaklarda yaşamaktadır. Şaman yahut baksı bu ayinlerde istira haline gelerek bir takım şiirler okur ve onları kendi müziki aletiyle çalar, besteyle beraber olan ve sihirli bir mahiyeti haiz sayılan bu güfteler Türk şiirinin en eski şeklini teşkil etmektedir.
Bütün ilkel topluluklarda görüldüğü üzere eski Türk topluluklarında da ozan ya da kan baksı gibi adlarla anılan bu kişilerdir. Söz söylemeye, saz, topuz, davul çalma gibi yeteneklerin yanı sıra büyücülük, hekimlik ve benzeri çeşitli görevlerde olduğunu söylemiştir. İş bölümünün yaygınlaşması, ozan, kan, baks gibi toplumlar ileri gelenle birçok iş bir arada yürüten bu kişilerin de bu kişilerde değiştirmiştir. Dinsel törenler için din adamları, sanatın için hekim ve benzeri meslekler gelişmiştir. İslamiyet'in kabulü ile terk edildiği düşünülen ozan baks geleneğinin 5 asır sonra birdenbire İslami biçimi ortaya çıkması mümkün değildir. Bu edebiyatın geçiş devri ile ilgili örnekler şimdiye kadar tespit edilmemiş olması şanssızlık sayılmaktadır. İslamiyet'in kabulünden sonra yeni bir yurt edinme gayreti ve mücadelesi içinde olan Türklerin bu dönemde yeni dini benimseme ve yayma çabası ile bugün tekke edebiyatı adı ile anılan tarzda eser vermeleri ve bunlara daha çok itibar etmeleri makul bir düşüncedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu konulardaki eserler Arap-Fars edebiyatında daha sonraki yüzyıllarda alınan nazım şekilleri ve nazım unsurları ile değil, milli nazım şekillerimiz ve unsurlarımız dahilinde meydana getirilmiştir. Ozan Baks geleneği ile bu arada bir ölçüde tekke tarzında tesirli olurken diğer taraftan yok olma çabası göstermiş ve kendi kural ve kalıplarını daima sahip olduğu bir esneklik kullanarak yeni şartlara uydurmuştur. 15. yüzyılda yazıya geçirildiği 11 ve 13. yüzyıllarda teşekkül ettiği kabul edilen Dede Korkut hikayelerindeki ozan tipi ve şiir icra geleneği ayrıca hikaye kahramanlarının zaman zaman karşılaştıkları olaylar ve duyguları anlatmak için sazların ellerini alarak geyişler söylemeleri 16. asırdan günümüze kadar izlenmiş aşık edebiyatında farklı değildir. Ozan Baks geleneğinin hususiyetlerinde olan büyücülük, hekimlik, din adamlığı gibi hususiyetler İslamiyet'ten sonra terk edilmiş aşıklık, aşıklar eğitimciliği ve sanat temsilciliğini üstlenmiştir. Yani ben zannettim aşık kazanımda da büyücü mü falan diye. Onu anlatırız da şimdi... Hekimliği var mı? Şu anda yok. O özellikleri bırakmışlar artık. Bence bazı besleyenlerin görül rahatsızlıklarına iyi geliyor gibi geliyor. Ben öyle tabii. Onun üstadın kendisi. Mesela bakışların karanlığı asılı, üstüme bir hüzün serer geceler. Kirpiklerim birbirine küsülü, arasında duvar örer geceler dediği zaman var ya, o kirpiklerin arasındaki duvarı örerken benim gönlüme hitap ediyor. O zaman madem manevi şeyi var, şimdi eskisi gibi değil de şimdi ne de olsa manevi bir yanı var. Ceylan yenge burada haberin olsun. Evet. Aşıkta bulunması gereken özellikler artık günümüzde de bu aşikardır. Bir dakika, aşıkta bulunması gereken özellikleri söyleyeyim. Bir kere kıyafeti bir düzgün olacak. İki, iyi konuşacak. Üç, saçları böyle yana doğru. Elinde bir gülle, sen birisinin önüne çıkacak. Ben sana aşığım, öyle mi? Hadi bakalım nasıl güzel bir şey. Aşık olmaması gerekiyor, evet, kenar olmayacakmış. Sen benim saçlarımı göremiyorsun. Ne söyleyecek aşık? Zaten aşık irticalı söylemesin. Ama bazen dili tutuluyor insanı biliyor musun? Söyleyemiyor bir şey. O genelde aşıklarda pek olmasa gerek. İkincisi saz çalmasını bilmesi gerek. Üçüncüsü atışma